dinleyiciler. Programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün içinizi kıpır kıpır yapacak ve sizi canlandıracak çok güzel bir kitap seçtim. Kitapları 70'in üzerinde dile çeviren 68 eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Mılıf'ın kitaplarından size bugün Aşk Nedir ve Nasıl Yaşanır kitabından bir bölüm okuyacağım. Aşk farkındalığı. Eğer bir kez aşık olduysan, bin kez şükret. Seninle aşkı paylaşan insana minnettar ol. Bu şükran ve minnettarlık duygusu, aşk farkındalığının gelişmesine ve aşkın büyümesine neden olacak. Aşk iki düzeyde tezahür eder. Egosal ve evrensel. Egosal aşk içgüdüseldir ve sıradandır. Bu tür aşka biyolojik aşk denebilir. Egosal aşk her zaman yetersiz kalacaktır. Bu tür aşk egonun bir uzantısıdır ve kısa süre içinde ego savaşına dönüşecektir. Aşıklar birbirlerine hükmetmeye çalışacak ve bir güç oyunu ortaya çıkacak. Aşk oyunu bir güç oyununa dönüşecek. Bu durumda aşk farkındalığı kaybolacak. Bireyler birbirlerine aşık olduklarının farkında olmayacak ve aşk unutulacak. Bir süre sonra aşıklar neden bir arada olduklarını bile hatırlamayacak ve aşk tükenecek. Aşk farkındalığı kaybolunca aşk da tükenmeye mahkumdur. Aşk rutinleşmiş, sıkıcı bir ilişkiye dönüşecek ve ölecek. Evrensel aşk ise kendi içinde yeterlidir ve saftır. Evrensel aşk saf coşku ve neşedir. Evrensel düzeyde aşık olunca aşk farkındalığı kendiliğinden ortaya çıkacak. Farkındalık bir gölge gibi bu saf evrensel aşkı takip edecek. Ya farkındalık aşkı takip eder ya da aşk farkındalığı takip eder. Üçüncü bir alternatif yoktur. Özverili, masumca ve saf bir şekilde aşık olunca farkındalık kendiliğinden ortaya çıkar. Farkındalığı geliştirmek için ekstra bir çabaya gerek kalmaz. Bu yol güllerle kaplı ve haz doludur. Bu yolu takip et. Farkında olacaksın. Fakat aşık olamayan insanlar var. Onların önce farkındalığı geliştirmeleri gerekir. Bu yol daha zordur. Bazı insanların kalpleri çevrenin etkisiyle taş gibi olmuş. Onların aşık olma kapasiteleri dondurulmuş. Bu buzları eritmek için farkındalık ateşine ihtiyaç var. Bu dünya aşk ve farkındalık değil, nefret ve öfke tarafından üretiliyor. Dünyevi başarıya ulaşmak için aşk değil, nefret kullanılıyor. En çok seven değil, en çok nefret eden başarılı oluyor. Dünyevi hırslar enerjiyi kalbe değil, kafaya yönlendirir. Kafa güçlenince kalp güçsüzleşir. Birey kurnaz ve nefret dolu olur. Bu dünyada sevgi dolu olanlar ezilen, nefret dolu olanlar ise ezen olur. Kalp ihmal edilince birey kalpsiz bir zalim haline gelir. Aşk içsel bir olgudur. Birey dışsal olgulara bağlanınca aşkı kaybeder. İnsanlar aşık olmak için kalbi değil, kafayı kullanmaya çalışır ve o zaman aşk yapay hale gelir. Aslında insanlar gerçekten aşık olmuyor. Sadece aşık olduklarını düşünüyor ve aşık olduklarına inanıyor. Gerçek aşk kafadan değil, kalpten gelir. Aşk gelince neden ve nereden geldiğine dair mantıklı bir açıklama olamaz. O yüzden eğer çevren aşkının mantıksız olduğunu söylüyorsa, bil ki gerçekten aşık oldun. O aşkı mantık yürütmeden yaşa. Fakat kalbin sesi çok derinlerden geldiği ve kafa ise bas bas bağırdığı için duyulmaz. Kalp sana aşk şarkısını fısıldar. Kafa ise
nefret namesini bağırır. İşte aşk şarkısını duyabilmen için farkındalık sessizliğine ihtiyacın var. Aksi halde kalbin sesi gitgide zayıflar ve sonunda kalp aşk şarkısını söylemekten vazgeçip sessiz kalır. İşte o zaman birey kalpsiz ve aşksız bir hale gelir. Ve bu halin tek tedavisi kalbin sessizliğine dalıp farkındalığı geliştirmektir. Kafanın kalabalığa, kalbin ise yalnızlığa ihtiyacı var. Birey aşkı yaşamak için kalabalık değil, yalnızlık arar. İşte yalnızlık, aşk farkındalığını geliştirmek için ön koşuldur. Yalnızlığın sessizliğinde sen kalbindeki aşk şarkısının farkına varmaya başlarsın ve aşık olursun. Eğer toplumda aşk dolu kalp ön plana çıkarsa öfke, nefret ve savaşlar ortadan kalkar. Kafa yıkım, kalp ise yapım için çalışır. Aşk dolu bir kalp yıkıcı eylemleri desteklemez. Çünkü kafa ölümün, kalp ise yaşamın hizmetindedir. Aşk yaşamın ta kendisidir. Aşk dolu kalp yaşam için atar ve yaşatır. Kalp hayatı aşk titreşimleriyle doldurup taşır. Yeter ki sen kalbini dinle. Aşk çağrısını duyacaksın. Bu çağrıya kulak ver. Yaşamın değişecektir. Toplumun nefret koşullanması yüzünden insan genelde aşkın farkında değildir. O zaman farkındalık geliştirilmelidir. Sen kalbinin farkına varmalısın. Muhakeme yürüten biri için farkındalık aşktan daha mantıklıdır. Fakat farkındalık yolu uzun bir yoldur. Aşk ise kestirme bir yoldur. Aşk yıldırımı çakınca her taraf aydınlanır ve nerede olduğunun farkına varırsın. Aşk doğal olan yoldur. Küçük bir çocuk bile aşık olabilir. Aşk eğitimi. Kimsenin aşk eğitimine ihtiyacı yoktur. Çünkü herkes aşk niteliğiyle doğmuştur. Aşk saflığını kaybedip koşullanmış hale gelince bireyin aşk eğitimine ihtiyacı ortaya çıkar. Yani bir bebeğin aşk eğitimine ihtiyacı yoktur. Çünkü o saf aşka sahiptir. Fakat bir yetişkinin aşkı kirlenince aşk eğitimine de ihtiyaç doğar. Tekrar koşulsuz ve beklentisiz aşka sahip olman için tekamül etmen gerekir. Tekamül ettikçe sıra dışı aşk tekrar kalbinde parlamaya başlar. Saf aşk, açgözlülükle kirlendiğinde sıradan aşk haline gelir. O zaman aşkın motivasyonu açgözlülük olur. Aşk nesnelleşir. Çünkü kişi güzel olan her şeye sahip olmak ister. Aşk nesnelleşince bir güç gösterisine dönüşür. O zaman aşıklar sürekli tartışır ve kavga ederler. Utanç verici konular yüzünden sürekli kavga ve şiddete başvururlar. Sonra sakinleşip düşününce merak ederler. Biz neden sürekli kavga ediyoruz? Biz nasıl bu hale geldik? Bize ne oldu? Gerçek cevap şudur. Siz egonuzun, bencilliğinizin ve açgözlüğünüzün kölesisiniz. Siz egolarınızı birbirinize dayatıyorsunuz. Siz bir güç yarışı içindesiniz. Siz birbirinize evin reisinin kim olduğunu, kimin patron olduğunu göstermeye çalışıyorsunuz. Bu güç yarışması yüzünden kavgalar bitmez ve aşk ezilmeye, tükenmeye ve yok olmaya başlar. Bir de görürsün ki delice aşık olduğun insandan artık nefret ediyorsun. Onu boğmak, yok etmek istiyorsun. Aşk yok olmaya başlayınca aşıklar da yok olmaya başlar. Bu dünyada hem toplumsal hem de bireysel düzeyde kontrol etmek ve hükmetmek için bitmeyen bir savaş mevcuttur. Tekamül etmemiş herkes bu savaşa, bu kavgaya katılmaktadır. Birey sokakta dünya ile, evde ise eşiyle kavga eder. Birey sokaktaki kavgayı kaybedince evde eşiyle kavga ederek revanş almaya çalışıyor. Veya evde eşiyle kavgada kaybedince bu sefer sokaktaki kavgada revanş almak için çabalıyor ve kavgalar bitmiyor. Birey sokakta diğerlerine hükmetmek, evde ise eşini kontrol etmek için savaşıyor. Ve maalesef
tüm bu savaşlarda kaybediyor. Çünkü aşk savaş alanında çiçek açamaz. Aşkın çiçek açabilmesi için barış ortamı şarttır. Savaş yıkıcı, barış ise yapıcıdır. Aslında sen eşine değil, egonu kontrol altına almalısın. Aksi halde ego seni kontrol altına alarak aşkını yok edecek. Eğer aşkı yaşatmak istiyorsan, egoyu yaşatma. Kontrol etmeye çalışarak egoyu beslemekten vazgeç. Aşka doğru ilerleme. Aşk çiçeğinin açması için yapman gerekenler şunlardır. Birincisi, egoyu beslemeyeceksin. İkincisi, kontrol etmeye çalışmayacaksın. Üçüncüsü, açgözlü olmayacaksın. Dördüncüsü, alçak gönüllü olacaksın. Beşincisi, olmadığın şey olmaya çalışmayacaksın. Altıncısı, olduğun şey olacaksın. Yedincisi, aşka teslim olacaksın. İşte gerçek aşka doğru 7 adımlık ilerleme budur. Sen aşka teslim olunca aşkın senin için yapmayacağı hiçbir şey kalmayacak. Sen aşkı yaşat ki aşk da seni yaşatsın. Eğer doyasıya yaşamak istiyorsan aşkı yaşat. Birey aşkı beklentisiz bir şekilde yaşayınca farkındalık kendiliğinden gelişmeye başlar. Aşk farkındalığı gelişince birey doyasıya yaşamak için aşkın ne kadar önemli olduğunu anlar. Aşk sürprizlerle dolu, en masumane ve en güzel yoldur. Aşk doğal bir şekilde akınca kalbin kapıları açılır ve farkındalık kendiliğinden gelişmeye başlar. Her aşk hamlesi farkındalıkla dolup taşacaktır. O zaman aşka düşmek yerine aşkla yükseleceksin. Bil ki yapay aşk düşürücü, doğal aşk ise yükselticidir. Seçim senin. Aşka düşmek mi yoksa aşkla yükselmek mi istiyorsun? Eğer aşkla yükselmek istiyorsan aşk farkındalığını geliştir. Aşkın farkında ol. Aşkın değerini bil. Aşkı geçici kontrol için harcama. Tam tersi, aşkın seni kontrol etmesine izin ver. O zaman aşk seni uçuracaktır. Aşk nedir ve nasıl yaşanır?